Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. İhlas sonuca bağlı hareketten men eder. İhlasın tanımı tabii ki birdir. Dolayısıyla bazı boyutlarına temas etsek de netice özü itibariyle aynı. İhlas, dini ibadeti ve niyeti Allah'a halis kılmaktır. Halis din yoluyla Allah'a katıksız ibadet etmektir. Amelleri ve niyetlere şerik ve şaibe karıştırmamaktır. Katıksız, şeriksiz ve riyasız amel işlemektir. İhlas hedefe bağlı, hedefe değil, rızaya bağlı harekettir. Onun dışındaki bütün amaç veya gayeyi yok sayar veya tali sayar. Amaçta ikiliye yer yoktur. Ya da zaferi ve amelin meyvesini maksat yapmaz. Sadece bir sonuç olarak görür. Sonuca bağlı değil, illete bağlı hareket eder. İstenmez, verilir. Bu anlamda ihlasın temeli zaferi değil, Allah'ın rızasını aramak, gözetmektedir. Zafere şartlı hareketler ihlası kırar. Bazen ihlas ile zafer birbirinden ayrılabilir. Zafer nefsin hesabına geçebilir. Bunu Hazreti Ali'nin yaklaşımıyla da örneklendirebiliriz. Savaşta mağlup olmuş bir adam Hazreti Ali'nin yüzüne tükürünce nefsi payı karışacağı için o adama ilişmemiştir. İhlasın zaferi yenilgi suretiyle de olsa Allah'ın rızasını gözetmek. Yenilgiyi gerektiğinde hazmedebilmektir. Bu anlamda serapa ihlası ortaya koyan ihlas abidelerinden birisi Nurettin Zengi'dir ve şöyle dediği, dua ettiği mervidir. Allah'ım yeter ki Nurettin'i yenilgiye uğrat ama dinini muzaffer kıl. Nurettin'in yenilgisi üzerinden dinini zaferle taşlandır. İhlas ve kulluk budur. Kulluk pazarlık değil, ivazsız garazsız teslimiyet gerektirmektedir. Bunu şöyle açabiliriz. Müridin biri gece rüyasında cehenneme gidenleri görebileceği bir yere oturmuş, cehenneme gidenleri terassüt etmektedir. Dikkatleri birden son haddine varır ve mürit gördüğü kişi karşısında irkilir. Çünkü şeyhi de cehenneme gidenlerin arasındadır. Evet, ve kendi kendine sorar. Ben nasıl bir şeyhe inandım ki beni de beraberinde cehenneme götürmektedir der ve rüyasından uyanır. Sonra bu rüyasının şeytani olduğunu düşünüp şeyhinin öğrenciliğine yani şakitliğine devamla hizmetini de sürdürür. Öyle olur, abdest için su dökmek üzere ibriğini alır ve başlar şeyhine su dökmeye, hizmet etmeye. Bir yandan da dalgındır, gece gördüğü rüyanın etkisinden uyanamamıştır. Şeyh onun bu dalgınlığını görünce der, gece gördüğün rüyayı düşünüyorsun herhalde. Mürit inkar etmeye yeltense de şeyh kararlıdır. Emindir ve kendine şaşkın şaşkın bakan müridine şöyle der. Evlat, o rüyayı biz 50 yıldan beri görüyoruz. Bu cevapla müridin şaşkınlığı daha da artar ve has safhaya çıkar sorar. Peki efendim, dilim varmıyor demeye ama madem cehennemliksiniz neden bari bu dünyanın tanını çıkarmaz yine taat ve kulluğa devam edersiniz? Hiç olmazsa bu dünyada cenneti yaşayın. Şeyh cevap verir. Ya sonra ne olacak? Onun kapısından başka gidecek yerimiz mi var ki evladım? Nereye gideceğiz? Kovsa da yine gideceğimiz yer onun huzurudur. Müridin şeyhine saygısı bu cevap ve güzel örnekliğiyle birlikte kat be kat artmıştır. Ama bir yandan da daha hala rüyanın etkisindedir. Ve gelen gecelerden birinde yine tekrar bir rüya görür. Bu kez şeyhinin alnında cehennemlik yazısı silinmiş ve cennetlik yazılmış olduğu halde şeyhini cennette görmektedir. Emirler, ibadetler illete göredir, hikmete göre değildir. Hikmet bir sonuçtur. Bu sonuç zafer ya da hezimet olabilir. Bu nedenle ibadetler hikmete uygun olarak cereyan etmez. Söz gelimin namazın illeti Allah rızasıdır. Bununla birlikte hikmetlerinden birisi spor olabilir. Orucun hikmeti riyazat olabilir ama riyazat esas alınamaz. Hikmet illet yerine kaim olamaz, konulamaz. Bu anlamda her ibadet spordur ama her spor ibadet değildir. Yani hikmeti illetin yerine ikame edemeyiz. Medeniyet ve umran da dinin hikmetlerinden birisidir. Lakin doğrudan medeniyet kurmak için yola çıkılmaz. Lakin dini hayat bir biçimiyle bizi bir medeniyete götürür. Siyaset de öyledir. Bu nedenle iktidar odaklı hareketler ihlası kırar. Çıkış noktası iktidar değil, hizmet odaklı olmalıdır. Lakin iman ve İslam hizmetinin sonu iktidara çıkarsa bu Allah'ın takdiri olur. Bundan dolayı Bediüzzaman kurgusal hareketlere hiç girmemiştir. Bu nedenle de davet ve hizmet adına örgütlü veya cemiyet
tarzı yapıları hatırlatan çabaları tasvip etmemiştir. Siyaset dini hayatın çıkış noktalarından birisi değil, varış noktalarından birisi olabilir. Kurumsal olarak siyaset vardır. Lakin dinin adına amaç yapılamaz. İmam görevini para veya maaş almak için yapmaz. Lakin vaktini oraya hapsettiğinden dolayı sonuç olarak kendisine bir maaş takdir edilir. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh halife tayin edilmesinden sonra özel işlerini devretmesi üzerine kendisine bir maaş takdir edilmiştir. Bu çerçevede Bediüzzaman Risale-i Nur'un İttihadı İslam davasına bile alet edilmemesi gerektiğini söyler. Hizmetin meyvelerinden birisi İttihadı İslam olabilir. Bununla birlikte çıkış noktası cüz'i olmamalıdır, külli olmalıdır. İttihadı İslam davası günümüzün en acil meselelerinden birisi olmakla birlikte iman hizmetlerini ona hasretmek ihlası kırabilir. Bir de sebep değil sonuçtur. Siyaset gibi sebep değil sonuçtur. Bu zafer şartlı çıkışları da akla getirmektedir. Bu da ihlas kırar, yok eder. Bundan dolayı mukaddimat ile netayici birbirine karıştırmamak gerekiyor. Usulcüler böyle derler. Mukaddimat ile netayici birbirine karıştırmamak gerekir. Öncülüler ile sonuçlar arasında doğrudan bir bağ olmayabilir. Bununla birlikte iman, İslam davası hizmeti dolaylı olarak ona yansıyacaktır. Hekimi Ola İsmail veya Nasreddin Elbani, selefilerden birisi ama güzel bir ifadesi var. Gibilerin ifadesiyle gönülde kurulan devlet zamanda afakta da yayılacak, intişar edecektir. Gönülde kurulmadan afakta kurulduğunda ise çarpık bir yapı olacaktır. Çarpık bir yapı olarak zuhur edecektir. Temelinin dışında gelişecektir. Evet, günümüzde siyasi noktada şu iki şeyi söyleyeyim. Birisi siyasi makyavelizm var. Bu da ihlastan kaçınmanın veya tarzı ihlas üzerine kurmamanın bir sonucu. Bir de siyasi determinizm diye bir şey var. Mesela onun afetlerinden bir tanesi şu, her zaman Amerika'yı her şeyin üstünde, Allah'ın tasarrufunun üstünde de görmektir. Bu çerçevede Mevlana döneminde Moğollar güçlüdür. Ve Moğolların gücü Mevlana'ya hatırlatıldığında aynen bugünkü vermemiz gereken bir cevap gibi cevap verir. Der ki, ben Moğollara değil Moğolların yaratıcısına itaat ediyorum veya Moğolların yaratıcısına ibadet ediyorum. Dolayısıyla yani biz Allah'ın kulu olan Moğollara ibadet ettiğimizde veya onlara boyun eğdiğimizde de demek ki bizim anlayışımız uluhiyet veya Allah'la ilgili veya marifetle ilgili anlayışımızda bir noksanlık var demektir. Günümüzde yöntem meselesinde ibre ve istikamet ayarlamaları yeterince muhkem ve sağlam olmadığından dolayı yolda kaymalar, vasapmalar yaşanabilmektedir. Sonuca bağlı hareketler ihlası kıracaktır. Zira her adımında zaferi ve sonucu garanti etmek isteyeceğinden zamanla sahibi makyavel bir anlayışa bürünebilir. O kaçınılmaz olarak öyle olur. Nitekim Türkiye'de kendisini Risale-i Nur içinde mütalaa eden bazı hareketler hizmet anlayışında titiz davranmadığından dolayı bazı vartalara düşmüştür. Bu nedenle yöntemde titizlenmek gerekmektedir. Hedefe varmak için kuralları çiğner ve sonuçta hedefe varan her yol mubahtır anlayışına varır sapar. Siyasi ibahiyeci yani her şey helal siyaseten anlayışına bir yönteme varır. Amaç, aracı mübah kılar tarzı anlayışı temsil eden makyavelizme kulaç atar. Meleğin arkasında yürürken yolunu şaşırır ve şeytanın adımlarını izler. Safiliğini ve fıtratını kaybeder. Sonuca bağlı hareketler aynı zamanda durakları atlamayı ve işin hakkını vermeyi de engeller. Yani kademe görevleri aşar. Bunu fıkıhtan bir misalle anlatmak da mümkündür. Men istacile şeye gable evanihi okibe bihirmanihi denilmiştir. Kim bir şeye hakkını vermeden vaktinden evvel kavuşmak isterse mahrumiyetle cezalandırılır. Maksadının aksiyle tokat yer. Mesela varislerden birisi mirasa konabilmek için murisini yani varisçiyi öldürmesi halinde hem katil olur hem de mirastan men edilir. Yani iki cezaya birden uğrar. Hem uhrevi hem dünyevi. Mahrum kalır. Yani acele ettiği için altın yumurtlayan tavuğu kesmiş olur. Acele eden ecele gider. Sünnetullah'a uygun olmayan ameller ham meyveler verir. Sonuçta
ise köpük gider kum kalır. Bugün İslam dünyasında yöntemi şaibeli olduğundan dolayı Sudan veya İran gibi İslam'ı nizam iddiası taşıyan modeller başarılı olamamıştır. Hem uhrevi hem de dünyevi anlamda vaatlerini gerçekleştirememişlerdir. Modellerin başarısız olmasının veya tevfike mazhar olmamasının nedeni kurgu ile hareket etmeleridir. Bu hakkın değil başkalarının aracı olmayı da getirir. Çıkılan yol ile varılan yol birbirinden ayrılır. Rivayet odur ki Belh Sultanı İbrahim Ethem otağında ve rahat yatağında yatarken hatiften, gaybden bir sesle ikaz edilir ve divanı Rahman'a çağrılır. Allah tahtlarda, otağlarda aranmaz diye ihtar edilir. Bu hikayenin birçok versiyonu ve kalıbı varsa da cümle maksut birdir. Allah çile ile aranır, sefa ile bulunur. Sefa ile aranıp çile ile cefa ile bulunmaz. Dolayısıyla İbrahim Ethem'den Allah'ı yanlış yerde aramaması istenir. O da nitekim öyle yapar. Mevlana da önemli olanın niyet olduğunu ve kasıt olduğunu beyan eder. Yoksa insanın niyeti kötü olsa, Suriye ve Hicaz'a gitse, oraları tavaf etse de neticede orada ancak fenalıklarla karşılaşacağını ve maksadına eremeyeceğini anlatır. Esasında anlatılmak istenen illa men atallaha bi kalbin selim. Ancak Allah'a kalbi selimle arı duru gelenler müstesna sırrıdır. Kalbi selim olmadıktan sonra nereye gidersen git. Kalbi selimi yakalamak da sülük kapısından geçiyor. Sülük kapısına da doğru kapıdan girmek gerekir. Mevlana'nın anlattığı budur. Bu anlamda yanlış niyetle doğru adrese varılamayacağını hatırlatır. Muhallet ebedi mısralarından birisinde bu hususta şunları söylemiştir. Ey hacı, bu tuttuğun yol Hicaz'a, Kabe'ye değil Türkistan'a çıkar. Yani yanlış yoldan gidiyorsun diyor. Gerçekten de kem alatla kemalat olmaz. Yanlış yol ile doğru adrese ulaşmak kime nasip olmuştur ki? Mevlana'nın bu sözleri çok ibretlidir. Belki sürekli olarak bu sözleri dinler işitir ama yine de ibret almayız. Mevlana kışrı kabuğu değil, bize özü anlatmaya çalışır. Maksadı bizim özü yakalamamızdır. Bu bir sözünde de iyilik ve kemalat ilimde olsaydı şeytandan daha âlisi, kamili bulunamazdı der. Demek ki güzellik halde ve tavırdadır. Bunu da biçimlendiren bizim ahlakımızdır. Mevlana'nın Kabe ve Türkistan'ı karşılaştıran mısrağını bilirdim. Lakin bu mısrağın Arapça olarak söylendiğini ya görmemiştim ya da gördüğüm halde aklımda tutamamışım. İmam Rabbani'nin mektubatını karıştırırken Mevlana'nın söz konusu mısrasıyla yeniden ve başka bir kalıpta karşılaştım. Babana kaybettiğim değerli bir mücevheri yeniden bulmuş hissini tattırdı. Mektubattaki ifadesiyle Mevlana'nın ifade ettiği beyit şudur. لَنْ تَبْلُغَ الْكَعْبَةَ الْعَلْيَا يَا بَدَوِي اِنَّ الطَّرِيكَ الَّذ۪ي تَمْشِي اِلَى الْحُتَنِي Hacı bu yürüdüğün yol seni Yüce Kabe eşiğine götürmez. Yürüdüğün ve izini takip ettiğin yol seni ancak Hotan'a çıkarır. Peki bu mısralarla Mevlana ve İmam-ı Rabbani bize neyi anlatmak istemektedir? Birincisi gayenin düzgün olsa bile vesile ve yöntemin de düzgün olması gerektiğini, aksi takdirde maksat ulvi bile olsa yanlış yollardan doğru adrese ulaşılamayacağını. Doğru yolun adresi de doğru olmalıdır. Sonuç olarak zaferle değil seferle mükellefsiz. Zira çıktığımız yol bir nesille alınabilecek, kat edilebilecek mesafede olmayabilir. İmam-ı Rabbani ve Bediüzzaman'ı tabiriyle telahuk yani nesil ve enerjilerinin birbirine eklenmesini iktiza eder. Nesillerin iltihakıyla hatların ve nesillerin birbirine bağlanmasıyla, buluşmasıyla Hakk'ın vaat ettiği günler tulu edecektir. En büyük zafer ihlas üzerine imtihanı kazanabilmektir. Yol ola, doğruya götüre, Hakk'a isal eder.